Usta TV kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda ütü ile baskı devre yapmanın inceliklerini göstereceğim. Ütü ile baskı devre yapabilmemiz için devremizi bilgisayar ortamında çizip lazer yazıcıyla çıktı almamız gerekir. Lazer yazıcıyla normal A4 kağıdına çıktı aldıysanız, yani şöyle bir sıradan A4 kağıdına çıktı aldıysanız ütü ile baskı yapamazsınız. Ütü ile baskı yapabilmek için kuşe kağıt denilen, halk arasında yağlı kağıt da denilen kağıtlara baskı yapmanız gerekir. Bunlar katalog kağıtları olabilir veya marketlerin broşürleri, el ilanları olabilir. Bunların üzerine baskı yapabilirsiniz. Peki lazer yazıcınız yoksa veya lazer yazıcınızın çıktısı sönük çıkıyorsa veya toneri bittiyse ne yapmanız gerekir? Normal yazıcıyla şöyle bir normal A4 kağıdına çıktı alıp fotokopiciye gidip bunun fotokopisini kuşe kağıda bastırabilirsiniz. Hatta fotokopiciden renk ayarını sonuna kadar koyulaştırmasını isteyebilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Marketlerin dağıttığı broşürler naylon gibi naylonumsu olduğu için fotokopi makinesinde eriyebilir. Renk ayarı sonuna kadar açıldığında buruşabilir, makinenin içinde kalabilir. Kırtasiyeciye mahcup olabilirsiniz. Zaten herkes belki fotokopi makinesine bunu koymayabilir. Dediğim gibi normal broşürlerde ince kuşe kağıt kullanarak fotokopi çektirebilirsiniz. Veya kendi lazer yazıcınızdan koyu bir çıktı alarak kartın üzerine basabilirsiniz. Şimdi ince ayrıntılarını göstereceğim. Başlamadan önce farklı bir aktarma kağıdından da bahsetmek istiyorum. İnternette karbon 20 ya da karbon 100 adıyla satılan bir yağlı kağıttan bahsetmek istiyorum. Aslında bu reklamcıların kullandığı folyoların arkasındaki kaygan kağıttan başka bir şey değildir. Hatta bu defterlerimize, kitaplarımıza, okulda yapıştırdığımız küçük etiketlerin arkasındaki yağlı kağıtla aynıdır. Sadece biraz kalınlaştırılmış halidir. Karbon 20 kağıdıyla baskı devre yapımı, bu baskı devre yapımından biraz daha basittir ama karbon 20 kağıdını tanıtırken internette karbon 20 kağıdı ile ilgili tanıtım videoları çekilirken sanki kuşe kağıtla baskı devre yapmak çok zor gibi, imkansız gibi izlenimler verilmiş. Kuşe kağıtla baskı devre yapmanın o kadar da zor olmadığını şimdi göreceğiz. Hangi yöntemle baskı devre yaparsak yapalım, bakır plaketin yüzeyinin mutlaka temiz olması gerekiyor. Kirlerden ve yağlardan arındırmamız gerekiyor. İnternette, YouTube'da izlediğim bazı videolarda ovma kremiyle, cifle işte veya bulaşık teliyle ovarak temizlediklerini gördüm. Bu kadar kendinizi yormanıza gerek yok. Bu işi tuz ruhuyla halledeceğiz ki tuz ruhunu zaten birazdan kullanacağız. Birazdan kullanacağım için yaklaşık bir çay bardağı kadar, bir çay bardağından daha da az doldurabiliriz. Tabi bu yapacağınız devrenin büyüklüğüne göre veya birkaç tane devre yapıyorsanız daha fazla kullanabilirsiniz. Şöyle tuz ruhu döküyorum. Bu tuz ruhunu şimdi temizlik işinde kullanacağız ama tabi dökmeyeceğiz. Birazdan devreyi çözündürürken içine peridrol ekleyeceğiz. Ve yine kullanacağız. Şimdi plaketi içine atıyorum. Hemen zaten çıkartabilirim. Evet, fazla bekletmeden çıkartıyorum. Hemen suyla durulayıp ütüyle baskısını yapacağız. Evet, kartı suda duruladım ve bir güzel de kuruladım. Şimdi el değdirmeden ve şu asitimizi kenara koyalım. Plaketin yüzeyini el değdirmeden baskı yapacağız. Bunların içinden en koyusunu seçiyorum. Şu anda gördüğüm en koyusu şu, en iyi çıkanı. Plaketin ölçülerini de kesiyorum hemen. Daha doğrusu plaketi bu kağıdın ölçülerini de kesmiştim. Kıl testereyle, demir testereyle, sac makasıyla kesebilirsiniz. Ben ispiral kullanıyorum. İspiralle de kesebilirsiniz. Ama çok dikkatli olmanız lazım. Hangi yöntemle keserseniz kesin.
Evet, bu arada ütümüzün fişini de takıyoruz. Ütümüzün ayarını en yükseğe getiriyoruz. Ve kartı. Kart biraz büyük ama sakıncası yok. Kestiğimiz kağıdı tam olarak kartın üstüne kapatıp ve ütüyle yapıştırıyoruz. Kağıdın kaymamasına özen göstermemiz gerekiyor. Şöyle biraz bastırıyoruz yarısına kaydırmadan. Sonra tamamına bastırıyoruz. Kağıt üzerine yapıştıktan sonra kuşe kağıt, normal bir A4 kağıdı olabilir, gazete kağıdı olabilir. Bunun üzerine koyup şöyle normal ütü yapar gibi bastırıyoruz. İyice bastırmamız gerekiyor. Kağıdı koymazsak bu yollar bozulabilir. Tabi bu arada boyalar çıktığı için ütüye. Kağıtta da iz yaptı. A4 kağıdını koymadan fazla ütülersek eğer bu kartı, yollar yamuk yumuk çıkabilir. Birbirine çok yakın yollar kısa devre yapabilir. Biraz baskı uygulamamız gerekiyor. Ağırlığımızı vermemiz gerekiyor üzerine. Çıkarıp bakabilirsiniz. Yapışmış mı yapışmamış mı diye. Yollar tabi şu anda çok sıcak da kenarlardan tutuyorum. Şu an yapışmış gibi görünüyor. Soğuduktan sonra kenarlarından bakabilirsiniz. Yollar yapışmış mı diye. Eğer yapıştığından eminseniz asite atabilirsiniz. Ben emin olmak için biraz daha ütüyle şöyle bastırmak istiyorum. Bir de farklı açılardan bastırırsanız bütün yollar iyice yapışabilir. Yapışır daha doğrusu. Çünkü kartta eğrilik olabilir. Kullandığınız zeminde bir eğrilik olabilir. Ütüyü farklı açılardan bastırmakta fayda var. Şöyle değişik açılardan ütünün değişik noktalarıyla bastırıyoruz. Ve işlemi bitiriyoruz. Şimdi üzerindeki kağıdı kaldıracağız. Bu kağıdı kaldırmak için de diğer videolardan farklı bir yöntem göstereceğim. Diğer videolarda izlediğinizden farklı bir yöntem göstereceğim. Normalde bunu suyun içine atıp biraz bekletip sonra ovalayarak çıkarırlar. Suya atıp beklemenize gerek yok. Daha pratik bir yöntem. Biraz önce bunun içine tuzluğu koymuştuk. Şimdi bunun içine peridrol koyacağız. Bakır plaketi çözündürmesi için. Peridrolu fazla koyarsanız yolları hemen eritebilir. Siz hatta asite atıp çekmeden eritebilir. %50'den fazla peridrol koymamanızı tavsiye ederim. Yani %40 civarında. Biraz önce bir bardaktan az tuzluğu koymuştuk. Ve şimdi bu kadar da yaklaşık %40 oranında peridrol koyuyorum. Koyacağınız peridrolun saflık oranına göre bu oranı belirlemeniz gerekiyor. Eczanelerde veya bayan kuaförlerinde satılan peridrolların değeri çok düşüktür. Daha fazla katabilirsiniz. Bu elektronikçilerde satılan peridrol genelde diğerlerine göre çok daha keskin olabiliyor. Daha saf olabiliyor. %40 oranında peridrolu döküyorum. Biraz şöyle sallayarak karıştırıyorum. Karışmasını sağlıyorum. Şimdi temizlik eldiveni takmam gerekiyor. Çözündürmek için hazırladığım asitin içine bunu atıp hemen çıkarıyorum. Güvenlik önlemlerinizi almanız gerekiyor. Çok keskin bir asit oldu. Üstünüze, başınıza, yüzünüze, gözünüze gelmesin. Dikkat edin lütfen. Bunun içine atıyorum. Çok az bekliyorum. Hani sudaki gibi o kadar çok beklemenize gerek yok. Ve çok zaman kaybetmeden çıkartıp suyun içine atıyorum.
Şöyle görüş alanına suyu alalım. Şimdi bunu ovaladığınızda çok rahat çıkacaktır. Evet, asitimiz biraz tahmin ettiğimden daha keskin olmuş. Çünkü peridrolün oranı çok yüksek. Tahmin ettiğimden çok çok yüksek çıktı. Yollar hatalı çıktığı zaman, bir sorun olduğu zaman asetatlı kalemle üzerinden geçebilirsiniz. Eğer asetatlı kalemle üzerinden geçerseniz asetatlı kalemin kurumasını, mürekkebinin kurumasını beklemeniz gerekiyor. Ben burada bir yerde düzeltme yaptım ve tuz ruhuyla tekrar temizledim ve yollar iyice ortaya çıktı. Sağlam olduğu daha da net görüldü. Şimdi asit çok keskin. Hemen at çek yapabiliriz. Hem de görmüş olursunuz. Şöyle altına bir kağıt koyalım. Suyun da yeşil renge döndüğünü birlikte görelim. Şimdi atıyorum hemen. Ne kadar hızlı tepkimeye girdiğini görüyorsunuz. Bu arada biraz karıştırmamız lazım. Evet, devre tamamlandı. Zaman kaybetmeden çıkartıp hemen suyla duruluyoruz. Şöyle tekrar suda duruluyoruz. Asiti tekrar kullanabilirsiniz ama saklarken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Temizleme işleminde sellozik tiner ya da aseton kullanabilirsiniz. Bulaşık süngeriyle de, bulaşık süngerinin sert yüzeyiyle de temizleyebilirsiniz. Daha önce sizlerden gelen istekler üzerine tütün sarma makinesi devresi yapmıştık. Bu da tütün sarma makinesinin devresi. Tütün sarma makinesinin devresiyle ilgili detaylı videomuzu izlemek için şu anda ekran üzerinde gördüğünüz linki tıklayabilirsiniz. Bu devrenin montajını yapıp röleler hariç, yani şu röleleri kendiniz takmanız gerekiyor. Röleler hariç 20 kişiye hediye etmeyi düşünüyoruz. Eğer isterseniz kargo ücretini sizin karşılamanız gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim ilgili videonun yorumlar kısmına belirtirseniz iletişime geçip adresinize ücretsiz kargolayabiliriz. Biraz önce de dediğim gibi kargo ücretini sadece sizin karşılamanız gerekiyor. Herhangi bir kargo ile anlaşmamız yok. Daha sonra yapacağımız devre ve cihazların bir kısmını da abonelerimize hediye etmeyi düşünüyoruz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza destek olmak için ve videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.